Merhabalar Karşı TV izleyenleri. Geldiğimiz son nokta programında bugünkü konumuz Safiye Ali. Safiye Ali Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktorudur. Safiye Ali'nin konusunu incelemek istememizin sebebi de aslında dünyada salgınla mücadelede en ön saflarda, yani savaşın en ön cephesinde mücadele veren sağlıkçılarımızın konuyla alakalı ilişkili olduğu için biz Safiye Ali'nin hayatını derleyerek sizlerin beğenisine sunmak istedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru olarak tanıdığımız Safiye Ali, takvimler 2 Şubat 1894 yılını gösterdiği sıralarda son demlerini yaşayan Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'a dünyaya geldi. Oldukça saygın bir aileye sahip olan Safiye Ali, babası Abdülaziz ve 2. Abdülhamid'in yaverlerinden Ali Kırat Paşa'ydı. Annesi ise Mekke'de 17 yıl boyunca Şeyhülislam olarak görev yapan Şamlı Hacı Emin Paşa'nın kızı Emine Esna Hanım'dı. Ailesi onun eğitimini çok önemsiyordu. Okul dışında eğitim almaya devam eden Safiye Ali, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerini öğrenmek için büyük bir çaba sarf ediyordu. Safiye Ali, ülke gerçeklerini zorlayan hayalleri vardı. Doktor olmak istiyordu. Ülke içinde kadınların tıp eğitimi alması yasaktı. Sadece yurt dışında tıp eğitimi alan kadınlar doktorluk yapabiliyordu ve bunlar da aslında birçoğu gayrimüslimlerden oluşuyordu. Ancak o gereğini yaptı ve hayallerinin peşinden koştu ve hedefine ulaştı. Aslında Safiye Ali doktor olabilmesi için yurt dışında tıp eğitimi alması şarttı. Dönemin şartları göz önüne alındığında bir kadının tek başına yurt dışı hayalleri peşinde koşması, yurt dışında hayallerinin peşinde koşması oldukça zor bir durumdu. Ancak o her şeyi göze alarak Almanya'ya gitti. Dünya Savaşı nedeniyle yoğun bir doktor ihtiyacı olduğundan ki şüphesiz onun Almanya'ya gidişini kolaylaştırmıştı. 1921 yılında bebeklerde iç pakimenjit kanaması hakkında başlıklı teziyle de eğitimini tamamladı. Berlin'e girdiği sınav sonrasında da doktorluk mesleğini icra etmesi yönünde onay aldı. Sonra İstanbul'a döndü. Bu vesileyle aslında memlekete dönen ilk Türk kadın doktor oldu. Ancak onun için eğitim tatmin edici değildi. İstanbul'da 6 hafta kaldıktan sonra ihtisas yapmak üzere tekrardan Almanya'ya gitti. Almanya'da 2 üniversitede, bunların tıp fakültelerinde 1 sene kadın hastalıkları, 2 sene de çocuk hastalıkları konusunda ihtisas yaptı. Almanya'da eğitim görmüş genç bir Türk kadın doktor olarak memleketine dönen, hayatı Almanya ve Türkiye arasında mekik dokumak olarak geçen Safiye Ali, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru olarak tababet icazetnamesini, yani doktorluk yapma izni aldı. Bu şekilde Cumhuriyet'in ilk kadın doktoru, Türkiye'de de doktor olmak için yeterli değildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının diplomasının Sıhhiye ve Muavveti İçtimaiye vekaleti ile kurulan bir komisyon tarafından onaylanması sonucu meşru hale gelebiliyordu. Safiye Ali meslek hayatının ilk dönemlerinde Almanya ve Amerika elçiliklerinin doktorluklarını yapıyordu. Fakat onun için yeterli değildi. Onun hedefi sahada insanlara destek olmak, insanlarla ilgilenmek ve sahada doktorluk yapmak istiyordu. Aynı zamanda da birikiminde paylaşma hedefi vardı. Yani bu arzusu doğrultusunda mesela Amerikan Kız Koleji Tıp Bölümünde jinekoloji ve obstetrik dersleri verdi. Safiye Ali buradaki çalışmalarına yetinmeyip memleketin ihtiyaç duyduğu alanda hizmet verme arzusu vardı. Özellikle hayatı boyunca çocukları ayrı bir hassasiyeti vardı. Bu hassasiyetten doğan sorumluluğu tek başına yerine getirmesi mümkün olmadığından dolayı önce Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Küçük Çocuklar Muhayyanehanesi kurdu. Ve daha sonra Himaye-i Etfal tesis ettiği Süt Damlası'na hizmet verdi. Bu şekilde aç ve yeterli beslenemeyen çocuklarına katkı sağlamak istedi. Onların hastalanmasını engelleyerek hastalıkla mücadele etmeye çalıştı. Safiye Ali tıp dünyasındaki bilgisine ve temsilini uluslararası akademik kongrelere de taşıdı. Ülkesini temsil etmek fırsatı bulan İstanbul'da mesleğini icra ettiği yıllarda 3 farklı uluslararası kongreye dahil oldu. Bunlardan
İlki 18 farklı ülkeden tam 300 kadın doktorun katıldığı Londra'da düzenlenen Beynemil Kadın Doktor Cemiyeti'nin kongresidir. Bu kongre gündeme gelecek konuların seçimi için 25 kişilik delege meclisine dahil oldu. 1924 yılı içerisinde Budapeşte de Etfale Muhalefet Beynemil İttihat Kongresi'nde Hilalya Hamer Cemiyeti delegesi olarak katıldı. Üçüncü olarak Beynemil Kadın Doktor Cemiyeti'nin 1928 yılında Bologna'da yaptığı kongrede de merkez heyeti üyesi bulunduğu bu cemiyetin davetiyle katılarak ülkeyi temsil etti. Türkiye'den sonra memleket olarak gördüğü ve uzun yıllar yaşadığı Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında içinde bulunduğu zor günlerde Safiyeli Almanya'da ikamet ediyordu. Savaş mağdur halkın içinde bulunduğu durumu görmeleri ise doktor kocası Ferdi Ali ile beraber Alman halkının zor günlerinde onlara hizmet vermek vesilesiyle savaşın içinde bulundu. Bu savaş sırasında gerçekleşen bombardımanlardan dolayı muayenehaneleri küle dönüştü. Mesleği gereği yılmadan mücadele veren ikili savaşın ardından yorgun düşmüşlerdi ve İstanbul'a döndüler. Mesleğine adanmış bir hayat örneği sunan Safiye Ali, hayatın sunduğu ironik bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Kanser hastalığına yakalanmıştı. Kansere yenilmeye niyet yoktu. Safiye Ali tedavi görmek amacıyla Almanya'ya giderek başarılı bir ameliyat geçirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul'a dönen çift Kadıköy'de bir muayenehane açtı ve yaşamlarını burada sürdürmeye başlamışlardı. Ne var ki üstesinden gelmek için mücadele ettiği hastalık tekrardan nüksetmişti. Hastalığın nüksetmesi üzerine Almanya'ya döndü. Ancak hastalığın her geçen gün ilerlediği ve vücudunun tedaviye cevap vermediği onlarca hayat kurtaran Safiye Ali 5 Temmuz 1952 günü Almanya'nın Dortmund şehrinde vefat etmiştir. Bugünlerde şu konuyu da açmak isterim. Bu kadar mücadele veren doktorlarımızın emekleri hiç sayılmamalıdır. Onlar şu anda cephenin savaşta olduğumuz cephede en ön saflarda mücadele veren insanlar. Ben buradan sağlık çalışanlarımızı minnetle yad ediyorum ve Safiye Ali'ye de ilk Türk kadın doktor olarak bütün kadınlara örnek olduğuna inandığım Safiye Ali'yi minnetle yad ediyorum. Bizlerin bu tarz videoların devam etmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.